Merhabalar. Eforz Yaşam Okulu'ndan size çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz bu son bir aydır yaşamış olduğumuz hayat bizi çok farklı noktalara getirdi. Bir bebeğimiz oldu, bir adamın içerisindeydik. Adamın içerisinde de aslında duraksamak yine bir sürecin getirdiği bir şey. Bununla birlikte yine o süreci tekrar devam edeceğiz. Ve bugün almış olduğum bir karar neticesinde eforsuzluk adına 15 Mayıs'a kadar bana ulaşan, bize yazan, yani takvimimizden yer ayırtan istediğiniz kadar kişi olabilir. Sınırımız yok. Ücretsiz ön görüşme veriyorum. Ve bu bilgiyi daha çok öğrenmek isteyen ya da hani bu nasıl bir şey ya, ben bunu nasıl yapacağım, bir hani çok merak etmiştim yapabilir miyim diyen tüm herkes için ya da gerçekten bu bilgiyle hayatını dönüştürmüş danışanlarımızın çevresinde ihtiyacı olduğunu düşündüğü insanlara bu videoyu göndererek benden ücretsiz ön görüşme alabilirler. Dileyen arkadaşlarımız şu anda ofise çok aşırı derecede gelemesem de günde bir seans olmak üzere Sakarya'da olan danışanlarımız için ücretsiz ön görüşme planlayabilirler. Onlar için yine bana ulaşsınlar. Ben takvimi gönderiyorum. En uygun zamanlar alıp oradan görüşmemizi gerçekleştirebiliriz. Biz eforsuzluğu ve aslında basitliği anlatıyoruz. Prensiplerle birlikte bunları test ederek en basit şekilde nasıl yaşanabileceğinin yönünü gösteriyoruz. Biz kendimiz keşfettik, keşfetmeye devam ediyoruz ve sizler de keşfediyorsunuz ve keşfetmeye devam edeceksiniz. Sonsuz bir yolculuk içerisinde çok basit bir eylem var. Hareket et, adım at, anda kal. Bunların hepsini gerçekten isteyerek yaptığınız zaman, farkında olarak yaptığınız zaman, bilerek yaptığınız zaman hayatın daha basit yönünü keşfediyorsunuz. Herkes hayatta bir noktada takılıyor. Eşiyle alakalı, işiyle alakalı, parasıyla alakalı, çocuğuyla, arabasıyla ya da ne bileyim sağlığıyla, sosyalliğiyle, cinselliğiyle, her ne konuda olursa olsun. Hepimiz belli başlı noktalarda takılıyoruz. Bu takılmaların üstesinden nasıl geliyoruz? Çoğu zaman hani sınavda çıkan sorular vardır ve bilmediğimiz soruları pas geçeriz. Ve pas geçtikten sonra o soruyu yapmamış oluruz. Ama biz hayatımızda o soruları pas geçtiğimiz zaman, çözmediğimiz zaman, anlamlandırmadığımız zaman, bilmediğimiz zaman o soru bizim ömrümüzün sonuna kadar hep karşımıza geliyor. Biz de istiyoruz ki karşımıza gelen o soruları çözebilmek için neye ihtiyacımız var? Bilmeye ihtiyacımız var. Neyi bilmeye ihtiyacımız var? Kendimizi bilmeye ihtiyacımız var. Bilgiye ihtiyacımız var. Bunun neden olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Biz ne yapıyoruz bir sorunla karşılaştığımız zaman? Suçlayacak birilerini arıyoruz. Ama prensipler öyle demiyor. Hayatında yaşadığın her şey, ama her şey seninle alakalı. Senin içeriden dışarıya nasıl yansıttığınla alakalı. Dünya üzerinde her zaman her şey aynı şekilde olmaya devam ediyor. Ama senin içinde durduğun nokta her an, her zaman farklı bir hale geliyor. O yüzden soruları boş bırakmak yerine, hayatımızdaki birçok şeyi bastırmak yerine, mesela bu soruları, örnek olarak vermiş olduğumuz metaforda, bu soruları bastırmak için, geçmek için bağımlılıklar üretiyoruz. Telefon bağımlılığı, sigara, alkol, arkadaş, çevre, ne yani aklınıza gelebilecek bütün bağımlılıkları üretmiş oluyoruz. Buna gerçekten ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey, yaratıldığımız andan itibaren içimizde cevapları olan o bilgelik. Basitlik zaten buradan kaynaklanıyor. Dışarıda cevap aramana gerek yok. Şimdi bu şekilde anlatmam hiç bu bilginin içerisine girmeyen kişiler için çok saçma, çok afaki gelebilir. Ben de bilmiyordum 4 sene önce, 3 sene önce. Tanıştıktan sonra bu bilgiyle, eşimle bu bilgiyi anladıktan sonra, bunu test ettikten sonra hayatımın kolay olduğunu görüp bunu anlatmamak mümkün değildi. Yani ben de aynı sizler gibi, yani böyle saçma bir şey olabilir mi abi? Hayat öyle basit bir yerde, hayat bu kadar basit bir yer olsa biz niye bu zamana kadar yaşamayalım gibi gibi bir sürü soru vardı. Ama her zaman gerçek bilgiyi keşfettiğimde, ya evet ya, daha da iyisi var, daha da iyisi var, daha da basiti var diye ilerliyor. Yani bir şeyleri tamamlama ihtiyacıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Hani şöyle bir şey var. Şuyum olsun, buyum olsun, şu olsa şöyle olurdu, bu olsa böyle olurdu, bunları aldığım zaman şu olur, bunları almadığım zaman şöyle olur diye. Belli başlı şartlar koşarak hayatımızı yaşarsak işte o noktada zorlanıyoruz. Onları elde edemediğimiz zaman, onlara ulaşamadığımız zaman ya da onlar elimizden kayıp gittiği zaman çok büyük bir boşluğa düşüyoruz. Çünkü hayatımızı tamamen ona bağlamış durumdayız. Ama basitlik ve eforsuzluk ne diyor? Fiziksel olan her şey birer düşünce. Onlara kendini bağlarsan, onlara bağımlı olursan, enerjini onlara verirsen gerçek seni yaşamamış olursun.
Ve bu da hayatımızı otomatikman zorlaştırıyor. O yüzden tamam olmakta hiçbir şey yok aslında. Ki zaten bunu yaşayan herkes bilir. Evim olsun tamam olacağım, arabam olsun tamam olacağım, iş yerim olsun tamam olacağım diyen bizler. Bunlara ulaştığımız zaman tamam şimdi 3 sene önce evim olsun arabam olsun tamam diyordum. Şimdi ise artık bir yazlığım olsun, işte bir kışlığım daha olsun, bir bilmem ne arabam da olsun tamam olurum. 3 yıl önce tamam olabileceğimiz şeyler şimdi niye bizi tamamlamıyor? Emin olun sonsuza kadar bu isteklerle, bu tamamlanma arzusuyla yaşayabilirsiniz. Ama hiçbir zaman tam olamayacaksınız. Ve bir noktada zaten hani insanların çoğu hayatında yani elde edebileceği en maksimum parayı elde ediyor, her şeyi elde ediyor ama bir şey eksik. Çok duyuyoruz değil mi? Bir şey eksik. Ne eksik? Tamam olma arzusu bitti. Artık tamam olmak için yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Çünkü sınırsızlık onun düşüncesine göre. Sınırsız parası var, her şeyi var ama hala eksik. Çünkü içimizde durduğumuz nokta farklı. İşte siz de hayatınızdaki bu noktaları gerçekten fark etmek, bunları dönüştürmek, bunlarla alakalı kendinizi test edebilecek bir sürece adamak istiyorsanız bizden randevu alın.